Erdoğan ve adamları durmayacaklar. Bunu bakın ben 7 Haziran'dan önce de söyledim. Şimdi bir daha söylüyorum. Onlar şiddeti yükseltmekten vazgeçmeyecekler. Onların dönüşü yok. Onların dönüşü yok. Döndükleri yerde onları mahkeme bekliyor. Onlar mahkemeden ölesiye korkuyorlar. Hayatımda ben mahkemeden ve hapishaneden bu kadar korkan insanlar görmedim. Ya tamam bizim halka korkak dedik ama onlar yani Panik halindeler. Bütün bu yaptıkları korkunç bir paniğin sonuçları. Neredeyse bir takıntı halinde onlarda yargılanmak ve hapse girmek. Bu adamlar şiddeti arttıracaklar. Bu adamlar savaşa sokabilir Türkiye'yi. Bu adamlar Türkiye'yi bir iç savaşa sokabilir. Ki deniyorlar, denediler. Allah'tan oyları artmadı. Durdular, hafif geriye doğru çekildiler. Bu adamlar askeri bir darbenin yolunu açabilirler. Binleri bir gecede temizler askerler Bunda yani AKP'ye oy veren insanlar, AKP sayesinde oradan buradan para kazananlar bir düşünsünler. O paraları yiyecek zaman olmaz bu ülkede ve bunlar çok süratli olacak. Yani çok uzun bir zamandan bahsetmiyoruz. Bunlar aylar içinde olacak. Erdoğan durduğu yerde siyasi güçle artık duramıyor. Siyasetin dışında bir şeyler denemek zorunda ve siyasetin dışına çıkıyor. İş savaşları tutmuyor. Çocukları öldürtüyor. Oraya buraya polis gönderip baskın yaptırtıyor. Medyayı korkutuyor. Yarın tutuklamalara başlatacak. Eğer hep beraber buna bu toplum hayır demezse kendimizi bir iç savaşın içinde bir savaşın içinde bir askeri darbede buluruz. Kimse mutlu olmaz. Bunu durdurmak tam burada bu aşamada sesini yükseltmekle mü mümkün. Ama muhalefet partileri de biraz sesini yükseltmesi lazım. Öyle kınayarak falan olacak bir şey değil bu ya. Bağırmak da gerekmiyor kararlılık çok önemli bir şey. Kararlılık bağırmak demek değil. Ama muhalefet partileri üç parti başkanı bir araya gelip biz buna izin vermeyeceğiz dese bir cümle Selahattin Demirtaş'ın grup toplantısı gibi bu iş zaten biter. Bağırmalarına, küfür etmelerine, polemik yapmalarına gerek yok. Kararlı bir ses gerekiyor. Ama birlikte söylenecek bir ses. Buna izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi bir mafya'nın yönetmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi hukuksuz bir yapının yönetmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye'de hukuksuz insanların gelip orayı burayı basıp herkesi susturmasına izin vermeyeceğiz. Bunu kararlı bir şekilde bu ülkenin medyası yönetisi politikası iş adamı söylerse hep beraber kurtuluruz. Söylemezlerse de kurtuluruz ama söylerlerse. Daha az zayiatla, daha az hasarla, daha az acıyla kurtuluruz. Konuşmasın Konuşmanızda mühim bir yeri cımbızladım. Diyorsunuz ki bunu yapanlar kadar görevini kötüye kullanan, bu işe alet olan, ne alen söylüyorum. Hı. Ya da zarar vermek kastıyla sistemli bir biçimde ölçüsüz birlikte hareket edenler var. Esasen bunların da yaptığı organize bir faaliyet, Tümce, organize bir suçtur. Evet. Ve bundan yarın öbür gün ne yapalım? Ben emir eriyim ya da ben e, talimatı uyguladım demekle sıyrılamazlar. Ya Doğru seyden, mu Bakın, şimdi bu biraz Hitler kopyasına dönmeye başladı. Aslında buradan Kemalistlere de bir hak verelim. Kemalistler işin başında dediler ki bu Hitler gibi gelecek. Avrupa Birliği bunu önleyebilecek bir şeydi. Avrupa Birliği'nden ayrılınca yani bir azınlıkla... Şiddet kullanarak devleti ele geçirmek. Şu anda AKP'nin denediği yöntem bu. Çünkü azınlıktalar ama iktidarı bırakamıyorlar. İktidara böyle yapışmak bizim geleneğimiz de çok ayıp bir şeydi ama bunun ayıp. Hiç öyle ölçü kalmadı ortada. İktidarı bırakamıyorlar, siyaset dışı yollara sapıyorlar. Siyaset dışı yollara saptığından da hukukan zaten yanlış bir yere doğru gidiyorsun. Zaten bunu da Erdoğan baştan itiraf etti. Fiilen değiştirdim dedi. Fiilen değiştirdim demek... Ben suç işledim demek. Ve çok tehlikeli bir laftır. Çünkü fiilen sistemi değiştirmek toplumsal hayatın bir parçası haline gelirse kalkar gücü olan bir başka biri mesela ordu ve o zaman ben de fiilen değiştirdim der. Toparlar Erdoğan'ı falan adamlarını bizim gibileri de götürür bir çöplüğün kenarında hepimizi vurur. Erdoğan ne söylediğinin farkında değil. Erdoğan Hepimizin başını nasıl belaya sokabileceğini hakikaten bilmiyor. Ne demek fiilen değiştirdim ya? Bir suçtur. İki fiilen değiştirebilecek diğer adamların yani özellikle ordunun yolunu açmaktır bu. Durdu geldi yani bunun yapılabileceğini söylüyorsun. Yani eğer kafasında ordunun kendisiyle birlikte darbe yapacağı gibi bir fikir var ise bir geçmiş örneklere bakmasını isterim. Bunu düşünen adamlar oldu. Orada Erdoğan kendisi tek başına yaptı. Niye gidip Erdoğan'dan emir alsın ki darbe yapmak için? Bu meseleyi sadece bir kişiye, Şimdi o, indir kişiye, kişiye indirgemek biraz da haksızlık değil mi? Bir söylediğine cevap vereyim. Şimdi tabii ki bu şiddeti uygularken işte bir tane eski bakan vardı. Telefonda konuşmasını dinledik. Kanun yoksa yok kapıyı kır al bir sonra kanun yaparız diyor. E tabii ki bu adamlar yani nur belki onun için söyledim. Sadece hitleri yargılamadılar. Evet. Mafya reislerini onun için anlattım. Mafya reisi tek başına bir şey yapamaz ki. Evet. Onun bir sokakta satıcısı olan bir ekibi var. E, o, yani sen şeyi gördün mafya reisini yakalıyoruz ama esrar satanı bırakıyor muyuz? Evet. Kokain satanı bırakıyor? Yok, onları da alıyoruz. Ya e, onları da alacaklar. Ya bu hukuktan kurtulmaz. Bu yapı bu mafya yapısı hukuktan kurtulmaz, imkan yok. Bu bir zaman meselesi. Erdoğan'lı adamları bunu geciktirmeye çalışıyor. Bunu ortadan kaldıramazlar. Fakat geciktirmek için, bir suçtan yargılanmayı geciktirmek için daha büyük başka suçlar işleyerek yollarına devam ediyorlar. Ve gittikçe işledikleri suçlar büyüyor. Şiddet büyüyor. Bu şiddet daha da büyüyecektir. Bunu bir yerde bir noktada Türkiye'nin kesmesi gerekiyor. Bu da birlikte konuşarak hayır diyerek sesini çıkartarak mümkün. Benim söylediğim de bu. Burada ben bugün bütün Doğan grubunu diğer gazeteleri AKP'li olmayan bütün gazeteleri ve muhalefet liderlerini onlar olmuyorsa muhalefet milletvekillerini beklerdim. Mesela şey çok hoşuma gitti. Mesela sen geldiler çok are, haksızlık etmedin are, are. yani. CHP'den bir komisyon ya, geldi. Bunun ee, bir sistematik hareket olması gerektiğini söylüyorum. Karşı taraf sistematik bir şekilde saldırıyor. Yani bireysel şeylerden bahsetmiyorum. Hı hı. Medya bir müessesi olarak karşı çıkmalı. Siyaset bir müessesi olarak karşı çıkmalı. Bunu söylemek istiyorum. Mesela bugün Halk TV çok güzel veriyordu bugün haberlerini. Çok hoşuma gitti. B böyle olmalı. Böyle olmak zorundayız. Herkesin ortak çıkarı burada. Bu sadece dediğim gibi efendilik, ahlak, etik falan için hı. değil ortak çıkar. Çünkü bu Erdoğan'a ve AKP'ye şiddeti devam ettirebileceğine dair bir ihtimal verdiğinizde daha büyük bir şiddetle karşılaşacaksınız.